kızlar, siz etrafı göz kulak olun, ben hemen geliyorum. Tamam. Bakalım neymiş bizim müdürüm biz içeri girerken saklamaya çalıştığı şey. Ay inanmıyorum. Olamaz. Artık birinciliğe garanti kesin ulaştım. Şunun fotoğrafını da çekeyim. Bunu hemen bastırmam lazım. Çok dertliyim Doğan kardeş. Doğan değil, Duman. Pardon, isim hafızam biraz zayıftır Duman kardeş. Ne? Oğlum Dilaver, bu karşılıksız aşk seni darmadağın etti. Bak kedilerle konuşmaya başladın. Yakında abajurla da dertleşmeye başlarsın sen. Of, of! Mahvettin beni Selda ama! Alo müdür Dilaver. Ne? Olamaz. Bir dakika bakayım. Evet. Burada. Kopyası mı? Orijinali sizde mi? Tamam. Tamam ne istiyorsanız yaparım. Yeter ki o fotoğrafı kimseye göstermeyin. Yarışmada Tuğçe'nin kedisini birinci seçeceksin. Geriye kalan kedilerin yerine de Ebru ve Berna'nın kedisini seçeceksin. Yoksa fotoğrafını büyütüp okulun girişine asacağız. Tamam. Tamam bütün istediklerinizi yapacağım söz. Ah Dilaver ah. Ben sana kaç defa dedim. Şu fotoğrafı o albüme koyma diye. Allah kahretsin. Müdür bey ben... Ben. Hep ben. Bana ne senden? Ben bittim ben. Ben mahvoldum ben. Ne oldu şimdi buna? Telefonda şantaj yapıp yarışmayı bağladılar. Ellerinde Dilaver'in fotoğrafı ha? varmış. Nasıl bir fotoğraf? Bilmiyorum, yırtıp çöpe attı. İnanmıyorum. Telefonu mu unutmuşum? Sakla, fotoğrafla görmesin seni. Kapılarını kapayın demedim mi çocuklara? Delirtecek beni bunlar. Allah Allah, ben seni hiç hatırlamıyorum. Sen ne güzel misin sen? Ne güzel misin sen? Gel, 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 gel. Öbürüm. Aferin pamuk. Aferin güzelim benim. Nasıl bir duyguymuş Ayşegül Hanım? Duman yardım et. Parmağımı kullanamadığım için sihir yapıp eski halime dönemiyorum. Anla neler çekiyorum. Ay bu ne kafeste bir şey var peşimden geliyor. Ne? Kuyruğummuş. Nerede bu? Gülen kim böyle? Benim ben. Duman neye gülüyorsun sen? Ayşegül'e. Ayşegül nerede? Buradayım. Ayşe Gül. Ayşe. Gül, Ayşe, Gül. Ya inanamıyorum ya. Ben burada kedi olmuşum. Siz hala isim derdindesiniz. Çabuk eski halime döndürün beni. Ay yavaş Selda hala çok sıkı tutuyorsun. 6 aydır söylüyorum anlamıyor. Elinin ayarı yok ki. Hadi Selda. 1, 2, 3. Oh be nihayet. Hadi Selda. Ay sen kolay mı sanıyorsun? Hem tut hem sihir yap. Of! Hadi. Beni de, beni de. Seni damat Ferit kilitledi bir kere. Hiç bakma. Sen öylesin. Anlat bakalım Ayşegül. Neler oluyor burada? Tamam anlatacağım. Ama önce tuvalete gidip dişlerimi temizlemem gerek. Hadi biz de gidelim. Selda, şu fotoğrafı da görünce hala aşık mısın bu adama?
Ya abla, aşkın gözü kördür. Ben bu fotoğrafı hiç görmemiş gibi yapacağım ve normal hayatıma devam edeceğim. Ay, ay bu kadar da olmaz ki yani. Şuna bak. Ay. Şimdi siz bunu bırakın. Bizim asıl şantajcıyı bulmamız lazım. Orası basit. Bu fotoğraf, fotoğrafın fotoğrafı olduğuna göre çekeni bulduk mu iş tamamdır. İyi de onu nasıl yapacağız? Ters açı sihiriyle. Siz şimdi etrafa bakın, kimse görmesin. Şimdi fotoğrafın tersini çevireceğiz. Çevirince çekenin suratının fotoğrafı çıkacak. Aa! Bu Tuğçe. Benim hemen gidip bunu müdür Dilaver'e anlatmam lazım. Siz de kimseye görünmeden eve kaçın. Ayşegül, Ayşegül, ona de ki ben onu böyle de seviyorum. Ay, ay abla, ama bu kadar da olmaz ki yani. Ayıp yani, ayıp. Oh, oh. Gidiyor muyuz? Hadi gidelim. Oh. Of of. Şimdi gidip birinciyi açıklamam gerekecek. Seni seçemeyeceğim için kusura bakma Doğan kardeş. Duman. Duman. Onun için de kusura bakma. Ayşegül, kap gelini gel. Sonuçları açıklayacağım. Bir dakika. Şantaja uğradığınızı biliyorum. Fotoğrafı gördüm ve sırrınızı da biliyorum. Anlaşıldı. Sen ne istiyorsun? İkincilik mi? Hayır, hayır. Ben sadece cesur ve dürüst olmanızı istiyorum. Tuğçe'nin şantajına boyun eğmeniz gerekmez. Bence çıkın ve gerçeği söyleyin. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır. Tamam, resim de üzerinizde. Sakın söyleme. Na 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 na. Of. Bir simit var ve kolluk. Yani bence yüzme bilmemek ayıp değil. Yüzme öğrenmemek ayıp. Karizma diye bir şey var Ayşegül. Havuzlu bir okulun yüzme bilmeyen müdürü olur mu? Tefe koyarlar beni. Üzgünüm. Bu bir sır olarak kalmalı. Nereden çıktın? Bol şans. Sağ ol ama ben hiçbir şansım olduğunu sanmıyorum. Niye? Boş ver. Sana bir iyilik yapayım. Birinci olunca etrafım çok kalabalık olacak. İlgilenemem seninle. Şimdiden tebrik edebilirsin beni. Sen bilirsin. Selim. Akşam bizim kızlarla birinciliği kutlamaya gidiyoruz. Sen de gelsene. Ne olur, ne olur. Gel bak sana nerede kutlayacağımızı söyleyeyim. Ama başkaları duymasın. Gelmeye kalkarlar. Bu resmen haksızlık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Saçmalama Duman, sen bir kedisin. O zaman Avrupa Hayvan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Öyle bir mahkeme yok ki. O zaman kuracağım. Nerede kaldı bu Dilaver Hoca? Gelsene Tuğçe'nin birinciliğini açıklasa biz de eve gitsek. Selim. Oğlum, müdür Dilaver geliyor. Ama bir garip geliyor. Sen çok garip adammışsın müdürüm. Bravo. Bravo. Bravo.
Bravo. Gizli saklım yok benim. Her şeyi açık açık söylüyorum. Bravo hocam. Yüzlerimi bilmiyorum. Bu simit de benim. Bu kolluklar da benim. Gururla takarım. Bravo hocam, işte budur. Helal olsun. Bravo. Tamam, zaten. Şimdi birinci açıklıyorum. Yarışmamızın birincisi. Halk gidesi. Samet. Oley be. İkinci duman. Hey duman. Üçüncü yap kardeşim. Hadi hayırlı olsun. Babalara gittin sen Samet. Hazır dilim çözülmüşken, halletmem gereken bir şey daha var. İşte adalet yerini buldu. Gelsin 50 kilo mama. Geldi 30 kilo mama. Yapma ya. Söylesene baştan. Ben zaten aslında ikinciliği hedeflemiştim. Değil mi? 50 kilo mama bozulur durabilir. Tabii. Ayşegül, biz birinciliğimizi kutlamaya hamburgerciye gideceğiz. Sen de gelsene. Olur. Ama dumanımı eve bırakayım, orada buluşuruz. Tamam. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.